Şimdi Münbiç meselesi üzerinden başlayalım konuşmaya. Münbiç konusu Türkiye'nin evet bir rahatsızlığı zaten var. Bunu Cumhurbaşkanı da yurt dışı ziyareti sonrasında hangisiydi hatırlamıyorum ama uçakta yaptığı açıklamalarda altını çizmişti. Şu an gelinen noktaya ve bildiriye de baktığımız zaman ilk akla gelen soru şu, ben de onu soracağım size. Amerika Birleşik Devletleri Münbiç'te bize oyalıyor mu, ne dersiniz, bildiriden bu anlam çıkıyor mu? Yani oyalamazsın uyarısı var. Bildiriden o anlam çıkıyor ama bir gecikme olduğu kesin sevgili Elin. Sahanın şartları ve risk durumuna göre askerlerimizi sahaya indireceğiz. Amerika'nın gerekçesi bu. Bizim Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilen gerekçe, tekrar söyleyeyim. Sahanın şartları ve risk durumuna göre askerlerimizi sahaya indirmek istiyoruz. Yani Amerikan askerlerin gözetiminde biliyorsun, YPG'ler çıkacaktı, silahlarını bırakıp çıkacaktı. O takvim 4 Temmuz'da işlemeye başlayacaktı. Haziran sonunda varılmıştı o anlaşmaya. 4 Temmuz'da da takvim işlemeye başlayacaktı ve 90 gün içinde tamamlanacaktı. Şimdi ortaya çıkan duruma göre şunu söylemek mümkün. Bir iptal ya da bir tıkanma söz konusu değil ama bir rötar var. Tekrar altını çizelim. Bir tıkanma ya da bir iptal yok ama bir rötar var. Şimdi bu elbette tartışmaya açık ve elbette bunun üzerine konuşulabilir. Yani neden işte Amerika bu gecikmeyi yapıyor? Acaba burada başka bir ajanda mı işliyor sorusu haklı olarak soruluyor. Evet. Ve siz de haklı olarak böyle bir tereddütü dile getirdiniz ama an itibariyle bizim tarafımıza iletilen, yani en son Milli Savunma Bakanlığı'na iletileni söylüyorum. Sahanın şartları ve risk durumuna göre askerlerimizi sahaya indirmek istiyoruz. O yüzden de hani tereddüt etmeyin, endişe etmeyin. Bu takvim işleyecek. Fakat biraz rötarlı olacak. O yüzden de güvenlik bürokrasi, hem bizim diplomatik kaynaklar hem de Milli Savunma kaynakları net olarak aktardığı şey bize şu. Tabii bu tartışmalardan sonra hem MGK bildirse hem Sayın Kalın'ın açıklamasından sonra ister istemez akıllara gelen soruların yanıtını aradık. Ama söylenen şey tıkanma veya iptal yok ama bir rötar var. Şu anda geldiğimiz aşama bu. Melik Yiğitel, şimdi merak etmeyin, bir rötar var deniliyor. Hani güvenli alan oluşturmaya çalışıyoruz işte askerlerimizi oraya indirmek için. Ama ortada bir de şöyle de bir gerçek var. Eş zamanlı olarak bugün İbrahim Kalın da aynı noktaya dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de YPG ve PYD ile işbirliğinin devam etmesi yönünde adımlar atıyor. İşte daha geçen gün yani silahların gönderildiğini gördük yine tırlarla birlikte. O zaman bu noktada merak etmeyin lafına Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar inanabiliriz, ne kadar samimi olabilir? Ne dersiniz? Şöyle, tabii haklı bir soru bu ama Münbiç özelinde söylenen aktarılana inanmak durumundayız. Çünkü orada varılan bir mutabakat var. Ya tırnak içinde Amerika bu Münbiç meselesinde de hani Türkiye'ye biraz amiyane tabir ama kazık atmaya kalkarsa zaten bu süreç çok farklı bir noktaya gider. Dolayısıyla Münbiç özelinde Amerika'nın bir şekilde sözünü tutacağını düşünüyoruz. Çünkü hem Mike Pompeo hem de yani Amerikan Dışişleri Bakanı hem de Mattis tarafından iletilen bu Münbiç meselesini biz evet mutabak kaldık. Ortada altına imza koyduğumuz bir belge var. Dolayısıyla biz buna sadığız. Ama hani işte sahanın şartlarından dolayı bir rötar olduğunu da kabul ediyoruz diyor. Dolayısıyla Münbiç özelinde çok fazla bir olumsuzluk yaşanacağı kanaatinde değilim. Biraz sarkma olabilir. Fakat toplamda YPG ve PKK meselesinde o angajman doğru. Yani Amerika'nın hala YPG PKK ile iş yapmaktan vazgeçmemesi durumu önümüzde koca bir sorun olarak duruyor. Orada tartışmalar, tereddütler, eleştiriler haklı. Çünkü giderilebilmiş değil o. Fakat burada Münbiç'ten sonra bu tartışılacak bir konu. Yani Fırat'ın doğusu ne olacak? Amerika'nın PKK-YPG'ye dair angajmanı devam edecek mi? Bunu elbette tartışılacak ve Türkiye bu tereddütlerini dile getiriyor. En son sizin de söylediğiniz gibi Sayın İbrahim Kalın da bunu çok açık bir şekilde dile getirdi. Bu YPG meselesi bir sorun olarak karşımıza durmaya devam ediyor. Yani ama bu Münbiç'ten sonra ve
Rusya ile Soçi meselesini hallettikten sonra Fırat'ın doğusunu, yani Suriye'nin kuzey doğusu dediğimiz yeri biz masaya yatırdığımız anda bu meselenin çözümü için argümanları ortaya koyacağız. Çünkü ona dair Türk tarafının, Ankara'nın tereddütleri ortadan kalkmış değil. Bunu sadece İbrahim Kalın bas toplantısıyla söylemiyor. Amerikan tarafıyla yapılan görüşmelerde de açık açık onlara da ifade ediliyor. Yani müttefik olduğumuz bir konuda gidip 84'ten beri savaştığımız bir terör örgütüyle yaptığınız işbirliği, stratejik ortaklık bizim herhangi bir şekilde kabul edeceğimiz bir durum değil. Bu sadece bizi değil, aslında bütün NATO'daki ilişkilere de halel getirecek bir durumdur. Derhal bundan kurtulmanız gerekiyor sözünü biz taraflara söylüyoruz zaten. Ama Münbiç özelinde Amerika'nın bu sözünü büyük ihtimalle tutacağını, hı hı, düşünüyorum. En azından bizim güvenlik bürokrasisine aktarılan bu. Yani biz Münbiç'te sözümüzü tutacağız denilen şey bu. Evet.